Bugün oksijen akışını işlerken anne ve fetüsten bahsetmek istiyorum. Anneden fetüse giden oksijen akışının miktarından konuşacağız. Bunu yapmadan önce hafızamızı tazelemek için oksijenin nereden gelip nereye aktığını şöyle bir hatırlayalım. Fetüsün iki göbek bağı atardamarı vardı. Bunlar iç kalça kemiği atardamarlarının ayrıldığı dallardan çıkıyordu. Bu göbek bağı atardamarları, göbek bağından geçiyor. İşte, göbek bağı şurada. Ve bu atardamarlar dallara ayrılıyor. Evet, şimdi dalları çizelim. Dalların içine girdiği bölge, geniş bir tabaka. Buna, koryon tabakası deniyor. İşte koryon tabakamız. Biraz boşluk bırakıyorum. Koryon tabakasının diğer tarafında bir kan havuzu var. Bu havuzu anne oluşturuyor. Yani annenin bu havuza giden atar damarları var. Birkaç atar damarını çizelim şimdi. Bunlar kan havuzuna açılıyor ve kanları buraya boşaltıyorlar. Diğer tarafta toplar damarlar da var. Diğer taraf derken şurayı kastettim. Buradaki toplar damarlar kanı boşaltıyor. Kapalı bir devir düşünün. Bu gibi durumların aksine burada bazı atar damar ve toplar damarlar bu havuzda toplanıyor. Şu tarafta da rahim duvarı var. Yani tüm bu damarlar bu duvarı yumrukluyor. Rahim duvarı çok kaslı bir duvar. Bu duvar doğum esnasında çok yardımcı olacak çünkü anne bebeğini bu sayede dışarı itebilecek. İşte güçlü kas burada. Şurada da kas lifleri var. Bu plasentanın yapısı. Ayrıca bu havuza giren ve havuzdan çıkan kan da var. Burada çok zengin kan olduğundan diğer taraftaki koryon tabakasının eklentileri var ve bunlar zengin kana giriyorlar. Bu eklentilerin arkasında veya içlerinde damarlar var. Yani burada küçük kılcallar da söz konusu. Bu küçük fetüs kılcalları oksijen alıyor. Birlikte toplanıyor. Daha sonra göbek bağına geri dönüyorlar. Tüm bu oksijenli kan büyük bir damarda toplanıyor. İşte kan akışı bu. Altta göbek bağı toplar damarı var. İşte kanın izlediği yol bu. Anne tarafında rahim atar damarları ve toplar damarları var. İşte annenin plasentasının yarısı. Şimdi bu damarların her birini ve ne kadar oksijen bulundurduğunu tartışmak istiyorum. Oksijen ya çözünmüş bir şekildedir. Buna oksijenin kısmi basıncı diyoruz veya hemoglobine bağlıdır. Yani iki farklı ihtimal var. Aynı seçenekler fetüs için de geçerli. Şuraya yazıyorum. Hemoglobinle bağ kurmuş veya çözülmüş. Hemoglobinle bağ kurmuşsa buna HbO2 diyoruz. Çözüldüğünde ise PO2 diyoruz. PO2'nin birimi ise milimetre civa. Peki rahim atar damarındaki çözülmüş oksijen için tahmini sayı nedir? Genelde atardamarların 100 milimetre civa oksijene sahip olduğunu düşünüyoruz. Kaba bir tahmine göre rakam bu. Hemoglobin içinse yüzde 98'inin oksijenle bağ kurduğunu söyleyebiliriz. Kan içinde yüksek oranda çözünmüş oksijen miktarı. Toplar damarda bu rakam 40 civarında. Hemoglobinle bağ kuran oksijen yüzdesi de yüzde 75. İşte anne tarafından baktığımızda tahminler bu şekilde. Bebeğe gelirsek sayılar çok daha düşük. Göbek bağı atar damarlarının çözünmüş oksijen oranı tahmini 18 ve hemoglobinlerinin sadece %45'i oksijenle bağ kurmuş. Unutmayalım burada hemoglobin F'den bahsediyoruz. Göbek bağı toplar damarlarına bakarsak biraz daha yüksek bir sayı yani 28'i görüyoruz hemoglobinle bağ kuran oksijen oranı da yüzde yetmiş. Tabi bunlar tahmini sayılar. Esas soru şu. Annenin kaybettiği toplam oksijen miktarı bebeğin kazandığı toplam oksijen miktarıyla aynı mı? Anneden bebeğe geçen içerik miktarı eşit mi? Veya bir kısmı kayıp mı oluyor? Aslında bunların aynı olmasını bekleriz öyle değil mi? Annenin kaybettiği miktarla bebeğin kazandığı miktar aynı olmalı. Bakalım şimdi gerçekten öyle mi? Size önceden çizdiğim bir grafiği göstermek istiyorum şimdi. Bu grafik az önce yazdığımız sayılarla eşleşiyor. Şuradaki x ekseninde oksijenin milimetre cinsinden yani kısmi oksijen için milimetre civa cinsinden miktarı var. Şurada 18 vardı. Şurası 28. Burası 40 ve şurada da 100 var. Çözünmüş oksijen oranını işte x ekseninde görüyoruz. Y ekseninde ise oksijen içeriği var. Yani tam olarak oksijen doygunluğu değil, toplam oksijen miktarı. Buna çözünenler ve hemoglobinle bağ kuranlar dahil. Üstteki pembe çizgi göbek bağı toplar damarına ait. Açık mavi olansa göbek bağı atar Bu ikisi de fetüse ait. Anneye gelirsek şu kırmızı olan rahim atardamarı. damarı. Ayırt etmek biraz zor çünkü noktalar birleşmiş. Neyse şu koyu mavi olan da rahim toplar damarı. İki çizgi fetüse, iki çizgi anneye ait. Burada size göstermek istediğim şey aslında iki çizgi olduğu. Sebebi de göbek bağı atardamarının karbondioksit oranının daha yüksek, pH oranının daha düşük olması. Hatırlayalım şimdi, düşük pH oranı aynı zamanda yüksek oranda proton demek. Rahim toplardamarı da aynı şekilde. Onun da karbondioksit oranı daha yüksek ve pH oranı daha düşük. Yine dediğim gibi proton oranı daha yüksek. Yoğunluğu belirtmek için parantez koyayım. İşte iki çizgi arasındaki fark bu. Buna Bohr etkisi diyoruz. Yani karbondioksit ve protonların oksijeni hemoglobinden koparması veya bağ kurmasını zorlaştırması. Birkaç şeyden bahsedeyim. Fetüs eğrisi sola itilmiş. Bunun sebebi bebeğin hemoglobin F'sinin olması. Buradaki F, fetüs anlamına geliyor. Hemoglobin F, annedeki hemoglobin Y'den çok farklıdır. F, oksijenle çok daha güçlü bağ kurar. İşte bu sebeple tüm eğri sola itilmiş. Diğer büyük farklılık da fetüse ait eğrilerin annenin eğrilerinden çok daha yüksekte olması. Genel açıdan daha fazla oksijen içeriği olmasına bakıyoruz. Bunun sebebi bebeğin hematokritinin daha yüksek olması. Hatırlarsak bebeğin hematokrit miktarının yaklaşık %55, anneninkinin ise %35 olduğunu söylemiştik öyle değil mi? Daha fazla miktarda hematokrit olması şu anlama geliyor. Bebeğin kırmızı kan hücrelerinde daha fazla hemoglobini var. Ve yine hatırlarsak, oksijeni hesaplarken denklemimizde kullandığımız faktörlerden biri de buydu. İşte eğrinin yüksek olma sebebi bu. Burada size göstermek istediğim esas şey şu. Annenin kaybettiği oksijen Göbek bağı atardamarında olan neyse oradan göbek bağı toplardamarına giderken kaybedilen toplam şey. Yani şuradan şuraya olan miktar. İşte bebeğin kazanacağı miktar bu. Bebeğin bu tarafta kazanacağı şeye bir bakalım. Göbek bağı atardamarı başlangıç noktası. Göbek bağı toplardamarı ise bitiş noktası. İşte şu aradaki artış, bebeğin, oksijenine yansıyacak. İşte kazanılan oksijen. Gördüğünüz gibi kaybedilen oksijenle kazanılan oksijen aynı gibi. Yani çizimim eğer doğruysa olması gereken bu. O yüzden kayıp ve kazanç eşit. Evet, son olarak bor etkisinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız, oksijen göbek bağı atardamara eğrisindeydi. Kaybetmeye başlayacağı noktaya kadar karbondioksit, atardamara eğrisinde başladığı noktada kalacak. Karbondioksit kaybedince de, bu eğriden, şu eğriye geçecek. İşte bu dikey uzaklığa, biz bor etkisi diyoruz. İşte bu bor etkisi, koryonun içinde oluyor. Bu fetüs kısmında olan boğur etkisi. Anne tarafına gelelim. Kan havuzunun içinde de benzer şeyler oluyor. Karbondioksit seviyeleri yavaş yavaş artıyor. O yüzden oksijenli eğri diğer eğri tarafına. Karbondioksit oranının daha yüksek olduğu kısma geçiyor. İşte bu da anne kısmındaki boğur etkisi. Yani hem fetüs hem de anne de boğur etkisi görülüyor. Tüm bunların hepsi plasentada olduğu için buna ikili boğur etkisi diyoruz. İşte bu etkinin bir kısmı, bu da diğer kısmı. Eğer daha önce ikili boğur etkisi terimini duymuşsanız, işte kastedilen şey bu. Yani burada çizdiğim gibi dört çizgi var. Plasenta aynı anda gerçekleşiyorlar ve aslında birbirlerinden çok farklı olan iki boğur etkisi var. Yani burada çizdiğim gibi dört çizgi var. Plasenta aynı anda gerçekleşiyorlar ve aslında birbirlerinden çok farklı olan iki boğur etkisi var. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.